Seminyen Dünyası adlı kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün herkesin yapabileceği el açması börek lezzetinde harika poğaça tarifim var. Çayın yanında harika gidiyor. Hafta sonu kahvaltısı için de akşamdan hazırlayıp sabaha da pişirebilirsiniz. Buyurun hemen tarife geçelim. Karıştırma kabına 2 su bardağı ılık süt alıyorum. Yarım su bardağı ılık su alıyorum. 3 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bir paket instant kuru maya ekliyorum. Yarım paket yaş maya da yapabilirsiniz. Tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurta akını ilave ediyorum. Sarıların üzeri için kullanacağım. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine biraz un ekleyip unun üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tahta kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurmadan önce tahta kaşıkla yoğurma kıvamına gelene kadar karıştırırsanız hamuru daha kolay yoğurursunuz. Yavaş yavaş un ilave etmeye devam ediyorum. Bu kapta 6 su bardağı un vardı. Bunun hepsini kullandım. Hamur iyice koyulaştıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. 1 su bardağı unla da hamuru iyice toparladım. Yani toplamda 7 su bardağı un kullanmış oldum. Hamuru toparladıktan sonra biraz da tezgahta yoğuracağım. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız poğaçalar, börekler daha güzel olur, daha iyi sonuç alırsınız. 5-6 dakikada böyle tezgahta yoğurdum. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım ama siz yine kontrollü ekleyin. Unun kalitesine göre, kullandığınız yumurtaya göre un miktarı değişebilir. Hafif elime yapışan yumuşak sakız kıvamında çok güzel bir hamur oldu. Hamur kabına tekrar alıyorum. Üzerine bir örtü örterek yarım saat dinlendireceğim. Ben hamuru ılık bir ortamda dinlendirdiğim için hemen kabardı. Ortamın sıcaklığına göre kabarma süresi değişebilir. Bakın çok güzel kabardı. Neredeyse kabından taşacak. Hamurun havasını aldırıyorum. Eğer hamur elinize yapışırsa elinizi hafif yağlayabilirsiniz. Hamurun havasını aldırdıktan sonra hamuru hamur matına alacağım. Ama önce şöyle bir yağlıyorum. Hamuru biraz daha toparlıyorum. Çeşit parçaya keseceğim. Kestiğim hamurları büyük bezeler yapıyorum. Bezenin iki tanesini hamur kabına tekrar koydum. Üzerini kapatıp kenarda beklesinler. Ben ilk hamurumu açıyorum. Önce elimle şöyle bir açıp merdane ile açmaya devam ediyorum. Ben dinlendirmeden açmaya başladım ama 10 dakika dinlendirirseniz daha güzel açılır. Oklava kullanmadan merdane ile açabildiğim kadar açacağım. Açtığım hamuru rulo gibi saracağım. Kolay sarabilmek için de dikdörtgen şeklinde açıyorum. Hamuru açabildiğim kadar açtım. Şimdi bir kaseye bir çay bardağı kadar sıvı yağ aldım. Yemek kaşığıyla yağdan hamurun üzerine gezdiriyorum. Böyle 3-4 yemek kaşığı gezdirdikten sonra yine kaşığın arkasıyla yağı her tarafına sürüyorum. Siz isterseniz fırçayla sürün. İç harcı olarak da ben 3 tane haşlanmış patatesi rendeledim. Üzerine de 250 gram kadar kaşar peyniri rendeledim. Eğer maydanozunuz varsa biraz maydanoz doğrayabilirsiniz. Ben olmadığı için yapmadım. Biraz pul biber, kimyon ve tuz ekleyerek iç harcımı hazırladım. Siz sadece peynirli bir iç harcı da hazırlayabilirsiniz. İç harcını hamurun her yerine gelecek şekilde azar azar koyuyorum. Hamurun önce kısa kenarlarını içe doğru biraz katlıyorum. Sonra uç kısmından incecik katlayarak rulo gibi sarıyorum. Hamuru sararken sıkı sarmaya çalışın.
Sardığım hamuru bir tepsiye alıyorum. Üzerine streç kapatacağım. Diğer hamurları da aynı şekilde açıp rulo gibi saralım. Şöyle hızlıca tekrar göstereyim. Kanalımda birçok hamur işi, börek ve poğaça tariflerim var. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak istediğiniz tarifime bakabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yoruma kalp ya da nokta dahi koyarsanız sevinirim. Sizin de videomu izlediğinizi anlarım. Hamurların üçünü de hazırlayıp tepsiye aldım. Sabah pişirecekseniz üzerini streçle kapatıp buzdolabında bekletin. Eğer hemen pişirecekseniz de tepside 20 dakika dinlendirip şeklini verip pişirebilirsiniz. İlk sardığım hamuru açma matın üzerine aldım. 3 parmak kalınlığında kesiyorum. Şimdi son şeklini verelim. Hamurun alt kısmını parmaklarımın ucuyla iyice kapatıyorum. Üst kısmını da kapatıyorum. Baş parmağımla içli kısmı içe bastırarak, dış kısmı da yukarıya sündürerek elimle büzdürüyorum. Hamuru elime alıp uç kısmını iyice büktürüp ortasından da parmağımla bastırıyorum. Oklava ya da merdaneyi kullanarak böyle ortasından bastırıp çevirirseniz hamur açılmaz. Yoksa biraz daha kabarır ve pişerken de kabaracağı için içli kısım açılabilir. Yapım aşaması biraz oyalayıcı gibi görünse de aslında kolay bir tarif. Yine bu tarife benzer bir poğaça tarifi paylaşmıştım. Tereyağlı tel tel ayrılan çok güzel bir tarif. Yine videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz. Diğer hamurlara da aynı şekli veriyorum. Eğer buzdolabında bekletirseniz hamura şekil vermesi daha kolay oluyor. Hamuru akşamdan yoğurup sarma aşamasına kadar hazırlayın. Buzdolabına koyun. Sabah da kesip şeklini verip pişirin. Çayınız demlenene kadar hazır olur. Üstelik çok da bereketli oluyor. Benim 2 tepsi börek poğaçam çıktı. Hatta piştikten sonra birazını derin dondurucuya attım. Sonra canımız istediğinde ya da misafirim geldiğinde hemen çıkaracağım. Taze taze yeni yapılmış gibi oluyor. Poğaçalara şeklini verdim. Ayırdığım yumurta sarılarını şöyle bir çırpıp poğaçaların üzerine sürüyorum. Eğer vaktiniz varsa poğaçaları tepside de 10-15 dakika dinlendirin. Ortalarına çörek otu koyuyorum. Siz susam da koyabilirsiniz. Poğaçalarım pişmeye hazır. Fırında 200 dereceye ayarlamıştım. İyice ısındıktan sonra poğaçaları fırına koyuyorum. Altı üstü iyice kızarana kadar pişirelim. Biraz da pişerken kabardılar. Üzerinde iyice kızartıyorum. Pişme süresi fırınınıza göre değişebilir. O yüzden süre vermiyorum. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişirin. Börek poğaçalar pişti. Çok güzel görünüyor. Mis gibi de koktu. Fırından çıktıktan sonra üzerlerine temiz bir mutfak örtüsü örterek 20 dakika dinlendirdim. Tepsinin ikisini de pişirdim. Dediğim gibi yarısını taze taze dondurucuya atacağım. Şöyle bir tanesini yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi oldular. Üzeri biraz kıyır kıyır, içi de tel tel pamuk gibi. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğendiğiniz tariflerimi de sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Linkini yoruma ve açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Bugünkü tarifim de bu kadar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın.
Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.